Evet, işte geldik meşhur oyuna Rise Online, Rise Online. Evet arkadaşlar, yaklaşık 3-4 ay oldu ya da daha fazla oldu. Tam süresini takip etmedim. Oyun çıkalı online bir oyun, open world, çok oyuncuyla oynanan, Türk yapımcıların yaptığı bir oyun. 3-4 ay evvel birkaç kere oynamıştık. Daha sonra bırakmıştık. İşte biraz item nereden bulunur, o nereden bulunur falan diye bir iki de video çekmiştik. Bir geri dönelim bakalım oyunda neler olmuş, neler değişmiş dedik. Ama oyunda çok değişen bir şeyin olduğunu söyleyemem. İnsanlar hala burada bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Oyuna başladığınız yer zaten burasıydı hatırlarsanız. Aşağıya inip solucanları kesiyoruz. Oraya buraya gidiyoruz ve level'ımızı 25 yapana kadar burada kasıyorduk. Daha sonra da işte oyunu anlamaya çalışıyorduk. Kıyafetler nedir? Hangi kıyafetler giyilir? Artı 8 ne demek? 7 ne demek? 9 ne demek? Bu ne demek? Mısır ne demek? Vesaire vesaire vesaire. Şimdi oyundaki birinci kısırlığı söyleyeyim ben size. Şu kıyafetler. Bakın, Alametül Cihan olun. Şu mage'in giydiği kıyafetten başka bir şey giyemezsiniz üzerinize eğer paranız yoksa. Benim şu üzerime giydiğim kıyafet çitin. Bunu da görevlerden aldıktan sonra bununla bir ömür geçirmek zorundasınız. Paranız yoksa böyle. Bu oyunda böyle yani. Başka yapacak bir şey yok. Her şeyin para olduğu, oyuncuların da sadece para kazanmak için oynadığı bir oyundan bahsediyoruz. Daha evvel Knight Online diye bir oyun varmış. Ben onu hiç oynamadım. O bunun kopyasıymış. Ya da bu onun kopyasıymış. Onu alıp buraya koymuşlar falan filan. Böyle bir şeyler olmuş. Aa, değişik bir şey var bakın. Adamın elinde Türk bayrağı var. Bir de yenilik yok diyorum. Pardon, geri aldım. Türk bayrağı var. Evet. Oyuna başladığınızda zaten böyle donlasınız. Çok gelişirseniz de işte bir iki kıyafet giyersiniz. Kostüm hikayesini özellikle hiçbir şekilde armor yapmıyorlar. Çünkü satın alırsanız ancak adama benzersiniz. Yoksa böyle don gömlek gezersiniz arkadaşlar. 25 olduktan sonra da gidersiniz herhangi bir yere. Daha üst bir haritaya çıkarsınız. Başlarsınız. Selamun aleyküm, parti var mı? Ya cevap vermezler ya da verirler, full derler. Genelde karakterler aynı hareketleri yaparlar orada level kasanlar. Çünkü 0.0.0.1 XP alırsınız ya da daha hızlısını alırsınız. Ama bunu saatlerce yapmak zorundasınızdır. Yani robot gibi bir şeye dönüşmeniz lazım ki XP alabilmeniz için. Bunun için de makro yaparsınız. Makro yaparsanız yakalanırsanız banlanırsınız. Paralı makrolar var, parasız makrolar var. Parasız makro dediğimizde işte mouse'u ayarlıyorsunuz. Şurada 1'e bas, tıkla falan filan diye. Bu ikisinde de zaten anti makro programı da çalışıyor. Size hemen uyarıyor, diyor ki makro yapıyorsun şu anda, işte bir tane NPC seç diyor. Seçiyorsunuz, düzeliyor, geçiyor ama hani oyunu oynamak zaten Rise Online oynamak demek. Bir tane spota gidip orada bir böyle saatlerce aynı hareketleri yapmak demek. Okçuysanız, Warrior'sanız ki Warrior'ların durumu çok daha felaket zor. Ya da Priest'seniz, Priest de durduğu yerde heal atıyor, başka yaptığı hiçbir şey yok. Okçu olduğu yerde ok atıyor. Warrior'da koşarak vuruyor. Bunun dışında mage'ler var ama mage'ler zaten makro kullanmıyorlar. Mage'lerin toplu alan kesimi yaptıkları için makro ihtiyaçları yok. Çok daha hızlı XP alabiliyorlar bu oyunda. Bunun dışında biz bugün eleştiriyoruz tabii Rise Online'ı ama daha iyi olmaları, daha iyi yapılabilir mi bir şeyler diye eleştiriyoruz. Belki de hiçbir şey yapılamaz. Oyunun ana taslağı budur. Amaç da budur. İsteyen oynar, istemeyen oynamaz. Buna da saygı duyuyoruz. Ama hani online oyun oynayayım, bir tane kahramanım olsun, ben de koşturayım etrafta, kendi başarılarımı yapayım, öyle bir oyun değil abi bu. Bu oyunda öyle bir şey yok. Burada bir grup bulman gerekiyor, o grupla birlikte de level kasman gerekiyor. Ömrün level kasmakla geçiyor zaten. Level kasıyorsun, 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 bazen bir item düşüyor. Onu da satışa koyuyorsun, satıyorsun, o parayı kazanıyorsun falan. O parayı satın alanlar var. Ya da işte onunla sen kendine bir şeyler alabilirsin. Bu gördüğünüz dandik kıyafetlerin artı 8'lerini basar alırsınız. Eldeki asalar da sabittir. Yani her şey bellidir.
Bunun dışındaki her şey paradır abi. Paranın dışında da hiçbir şey çalışmaz. E ne yapacağız? Abi para kazanmak istiyorsanız, yani amacınız oyun oynamak değil, işte robota bağlayıp para kazanmaksa, vakit geçirecek çok uzun vakitleriniz varsa böyle bir oyunu tercih edebilirsiniz. Bu oyunda her şey çalışmayabilir. İşte parti çalışmıyordu mesela. Şu an çalışıyor mu bilmiyorum. Çalışmıyor deyip yalan söylemek de istemiyorum. Klan chat bazen çalışır, bazen çalışmaz. Klanda adam girip çıktığında onlar bug'lıdır. Klandan çıkan adam da klan listesinde gözükür. Klan bankası yoktur. Klanın bir şeyi yoktur. Onlar hep yapılacak, gelecek, olacak. Çünkü onlarla para kazanmıyor firmalar. Onlara çok ihtiyaçları yok. Mesela şey vardı, meslekler vardı. İlk oyunun açıldığında işte çiçek topla, taş kes, maden topla vesaire gibi meslekler vardı. Bu çok heyecanlıydı. Oradan mesleklerden bir şeyler geliştirip işte carpenter olabilirdiniz. Zırh yapabilirdiniz falan. Bir sonra bozuldu. Dediler ki onu kapattık, şu an bir bug var, onu çözeceğiz. Abi 3 ayı geçti. Yeniden yazarsınız komple bunu. Ama 3 aydır hala yok. İşte update'lere baktım. Update'lerde diyor ki son rütuşlar yapılıyor. Son rütuşlar mı yapılıyor? Abi 3 ayı geçti ya. Meslek yok yani şu anda anlayacağınız gibi oyunda. Bunun dışında oyunda her şey bozulabilir. Oyuncu kitlesi de buna çok uyumludur. Bir şey bozulduğunda kimse isyan etmez, itiraz etmez. Gelecek, alacak, yapacak falan. Neyse kasalım kanka, nerede kasıyoruz, ne kasıyoruz falan. Adamlarda böyle bir şeydir. Oyuncuların da böyle bir kitle bu oyunu oynayan arkadaşlarda. Ya abi bu çalışmıyor falan, başver ya sen onu. Gel harpilere gidelim, harpi döner miyiz, yok onu yapar mıyız gibi bir kitle de var. Onun dışında Rise Online'da ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapamazsınız. Oyuna girerseniz arkadaşlarınızla Discord'da buluşursunuz. Buluştuğunuz yerde gidip bir yerlerden item düşürmeye çalışırsınız. Tek başıma bir şey yapayım. Abi tek başına bir şey yapman, solo zindan yaparsın 63'te. Onun dışında da işte çok alternatifin yoktur. Yani solo gidip bir yerlerde bir şeyler kesersin. Ama o kestiğinde sana çok büyük bir getiri sağlamaz. Bakın bu adamın üzerinde de böyle bir komik kostüm var. Aslında parayla alınan kostümler de öyle çok şey değil yani, komik biraz. Bence öyle ya da bilmiyorum. Belki de çok güzel geliyordur size. Oyunda hiçbir şey sabit durmayabilir. Her şey bozulabilir. Ama sabit olan tek şey vardır. Rise Online'da mağaza tuşuna basarsanız yağmur, kar, çamur ne olursa olsun mağaza tuşu çalışıyor arkadaşlar. Bakın oyundaki bütün bug'lar bir yana, bu ekran bambaşka bir şeydir. Bu devamlı çalışır. Eğer para harcamak istiyorsanız, firma bunu kesinlikle asla bug'a sokmadı. Hiç bozulmadı bu. Devamlı çalışıyor. Yani meslek olmaz ama bu çalışır. İşte oyun bug'a girer ama bu çalışır. O yüzden oyundaki her şey de burada. HP scroll, defense scroll, pot, XP scroll vesaire. Mesela diğer arkadaşların daha çok XP alırken abi ben niye alamıyorum dersin. Derler ki abi senin premium'un yok. Ha, o da para. Evet. Abi sende at gördüm. Evet, o da parayla. Abi sen lootları elinle almıyorsun, bir hayvan var. Evet, o da parayla. Ya abi bizim kıyafetler çok dandik, böyle şeye benziyoruz, Malezya'nın köylülerine meyçler mesela o kıyafetleriyle. Tamam kanka git mağazayı aç, mağazada var işte al. Ha, demek ki her şey parayla, para dışında başka bir şey çalışıyor mu? Çalışmıyor abi. O zaman bu oyunu niye oynuyoruz? Bu oyunu para için oynuyoruz, sadece para. Yani burada gördüğünüz bütün insanlar şu anda para kazanmayı hedefliyorlar. Buradan 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira kazanacaklar. Efsaneler var. Adam işte bir tane kılıç satmış, araba satın almış. Öyle bir şey olmuş da şu olmuş, bu da böyle olmuş falan. Evet vardır belki, doğrudur. Yani o da olabilir. Ama aslında neyi oynamak istediğinizle bağlı biraz. Yani bir online oyunda bir kahraman oynamak istiyorsanız burası doğru bir kanal değil. Yani bir World of Warcraft'tır veya başka bir oyundur işte. Aklıma gelmiyor şimdi. Bir sürü online oyun var biliyorsunuz. Onlardaki mantığı arıyorsanız bu oyunda yanlış yerdesiniz. Burada paraya ihtiyacınız varsa, uzun süre online kalabiliyorsanız ve oyundan kazandığınız para sizin için önemliyse, evet doğru adrestesiniz. Burada devamlı para kazanabilirsiniz.
Ama işte çok uzun süre online olmanız lazım ve yeni yeni devamlı bir şeyleri bulmanız lazım. Ve bir yerde bir bug olur, oyun kapanır, açılır. Ne bug olduğunu bilmezseniz ama o bug'ı yapanlar zaten malı götürmüştür. Oyun hiç rollback yapmıyor. Mesela öyle bug'lar olduğunda. Olduğu yerden devam ediyor. Mesleklerin kapandığı gün ben oyundaydım mesela. O gün demişlerdi ki bir bug var, kısa sürede halledeceğiz. Abi o günden sonra adamlar 10.000 tane yemek pişirmişler. O 2 ay sattılar ya. Ha biz hani biz de yemek pişiriyorduk, topluyorduk ama adam 1.000'lik paket satıyor ya. Yani 1 liraya satılan şey 10 liraya satılmaya başladı. Herifte 1.000 tane var, 2.000 tane var. Dedim ki Allah Allah, herifler daha önceden biliyor muydu abi bunu yani? Nasıl bu kadar biriktirdiler? Çünkü biz 100 tane yapsak akşam onu burada satışa koyuyoruz. Değil mi? Adam ama ne stok yapmış dedim ya. Allah Allah dedim ya. Yani öyle bir durum da vardı bu mesleklerde. Bunun dışında işte artı 8 basacağım, bilmem ne basacağım. Hiç uğraşmayın. Artı 8 basacağınızı satın alın paranız varsa. Ya da şansınızı deneyin, benim canım sıkılıyor, basmak istiyorum derseniz de basın. Yani oyunun özü bu arkadaşlar. Rise Online'da 4 ayda festivaller, para ödüllü PvP turnuvaları vesaireler yapılıyor, görüyorum. Bunlar güzel hareketler. Ama bunun dışında da pek bir şey yok. Oyuncu sayısı artıyor mu? Bence artmıyor. Sabit devam ediyor. Şu anda neyse o. Çünkü oyunun içinde bir gelişme yok. Yani oyunda şunu da şöyle yapacağız ya da işte solo zindanlarda 22 dakikada bitiren pelerin kazanıyor diye bir şey olmaz. Olmayacak. Çünkü oyunun mantığına aykırı. Yani bu oyun yapımcılarının para kazanması ve sizin de onlarla birlikte para kazanmanız üzerine kurulu. Rise Online oynuyorsanız oynayacağınız şekil bu. Bu şekilde oynayacaksınız. Evet, çok seven, beğenen bir kitle var. Bunu işte dayım internet kafesi kapandı abi. 8 tane bilgisayarı vardı, eve bağlamış hepsini. Şu anda işte karakter kasıyor. Ne olacak? Karakterleri satacak. İşte item yapacağız. Şöyle olacak, böyle olacak falan filan. Bir de bu oyundaki komik kısım şu. Cem Yılmaz'ın Viagra'sı gibi makro işi var. Ama kimse bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Kimse makrocu değil. Yani evet, duyuyoruz yapanlar varmış. Abi siz nasıl kasıyorsunuz ya? Yani kasılmaz ki. Mecburen makro yapacaksınız. Yani makro dediğim işte mouse makroya koyacaksın, bir şeye koyacaksın ki adam orada 8 saat, 6 saat kasabilsin. Başında dursan bile makroya bırakacaksın. O uyarı geldiğinde durdurup tekrar döneceksin falan, yani bunları yapabilirsin. Öbür türlü XP kasmanı o kadar zorlaştırmışlar ki, hani çok uzun süre online kal, işte çok uzun süre bir şeylerle boğuş, olay oraya gelmiş. Hani dediğim gibi günde 10 saat, 9 saat, 8 saat bir oyunu ayıramıyorsanız Rise Online size göre bir oyun değil. Ben gireyim karakterimi biraz bugün geliştireyim. Kendim de şöyle bir şeyler... Hayır, öyle bir şey değil. Rise Online bambaşka bir mantık. Bu oyun türünde herhalde Knight Online ve Rise Online var. Böyle para kazanmalı oyunlar başka da vardır herhalde ama hani gördüğüm benim bunlar var. İşte bu arkadaşlar burada saatlerce böyle kalacaklar. Bilgisayar açık. Bir şey satabilir miyim diye. Adam burada böyle bırakacak bu karakterleri. İşe gidiyordur vesairedir. Belki akşam geldiğinde yani bilgisayarınızı da 24 saat açık tutmanız lazım. Öyle hani 5 saat oynayayım çıkayım değil. Çünkü mesela eskaza bir item düşürdünüz. Bak adam mesela bunu düşürmüş. Diyor ki 500 milyon gold istiyorum diyor. 500 milyon gold da şu anda kaç para yapıyor bilmiyorum ama büyük para herhalde. Şimdi bunu satması lazım. Herifin burada online böyle durması lazım. 24 saat durması lazım bunu satana kadar. Hani ben kapatayım da gideyim. Olmaz, satılmaz yoksa o. İşte oyunun mantığını az çok anladıysanız Rise Online size göre mi, değil mi? Oynamak ister misiniz, istemez misiniz? Karar size kalmış. Biraz eleştiri videosu gibi oldu ama aslında eleştiri yapmıyoruz. Yani oyunu oynayan her arkadaşımız da bunun böyle olduğunu görüyor zaten, biliyor. Daha geliştirilebilir mi? Yapılabilir. Bir sürü şey yapılabilir oyun üzerinde.
Ama yapımcılar bunu yapmak ister mi, yoksa bundan mutlu mu? Ya da oyuncu kitlesi bundan mutluysa niye böyle bir şey yapalım? Zaten çocuklar bir şekilde bu oyunu böyle oynuyorlar denebilir. Rise Online'ın kendi bir dili vardır. Onunla ilgili de başka bir video yapabiliriz. Mage'lere mage derler. İşte Rook'lara rogue derler. KS yapmak vardır. Bir sürü deyim vardır. Onlar da çok tatlı deyimler. Onları da belki bir sonraki videoda inceleriz. Evet, şimdi Rise Online'ı durduruyoruz. Rise Online'ı anlatacağımız bu hafta bu kadar. Bakalım, belki gelişmeler olur. İleride bir video daha çekeriz. Deriz ki Rise Online çok değişti. Çok daha kötü oldu ya da çok daha iyi oldu. Mutlaka değerlendirin. Vaktiniz varsa ayırın deriz. Tabii karar size kalmış. Oyuncu kitlesi sizsiniz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. İşte size Rise Online. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.